Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün sizlerle Türk Sosyologları dersi kapsamında Hilmi Ziya Ülken ve Niyazi Berkes üzerinde duracağız. Gelin şimdi bu sosyologları tanıyıp sosyolojiye bakış açılarını kavramaya çalışalım. 1901 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hilmi Ziya Ülken, İstanbul Sultaniyesi'nde lise öğrenimini tamamladı. Ardından mülkiyeye devam etti ve 1921 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Reşat Kayı ile beraber Anadolu Dergisi'ne 12 sayı el yazması olarak çıkardı. Burada Osmanlıcılığa ve Turancılığa karşı Türkiyeciliği savundu. Atatürk tarafından 1933 yılında Berlin Kütüphanesi'ne araştırma yapmaya gönderildi. Buradan dönüşte yeni kurulan Ankara Üniversitesi'ne Türk Tefekkür Tarihi doçenti oldu. 1940 yılında felsefe kürsüsü, 1942 yılında sosyoloji kürsüsü profesörlüğüne atandı. 1957 yılında ordinarius profesörlüğe yükseldi. 5 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Çok yönlü bir bilim insanı olan Hilmi Ziya Ülken'in kitap halinde basılmış 75 adet eseri, 42 adet Fransızca makale ve tebliği, yaklaşık 165 civarında Türkçe makale ve tebliği vardır. Ülken, felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanında eserler vermiştir. Ayrıca yazdığı romanlar vardır. Ülken'e göre sosyoloji alanında birbiriyle çatışan görüşlere dayansalar bile var olan akımların hepsinin amacı insan gerçeğini veya insanla ilgili olan bütün alemi en iyi şekilde aydınlatmaktır. Ülken'e göre sosyolojinin ortaya çıkmasında Tanzimat önemli bir dönüm noktasıdır. Tanzimat sonrasında meşrutiyetin ilan edilmesi ülkeye belli bir özgürlük ortamı sağlamış, bu özgürlük ortamından faydalanan zamanın Osmanlı aydınları kendi ülkelerinin ve toplumlarının problemleriyle daha yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük Osmanlı'nın son döneminde toplumun dağılma tehlikesine karşı çözüm önerisi olarak geliştirilmiş 3 fikir akımıdır. Bu fikir akımları arasında yapılan eleştiriler doğrudan sosyal gerçeklikle ilgilidir. Ülken bu çerçevede meydana gelen toplumsal olayların da etkisiyle düşüncelerini geliştirir. Anadolucu akımın öncüsü olması bu noktayla alakalıdır. Osmanlıcılar, bizi bir arada tutan siyasi coğrafyadır görüşünü savunur. İslamcılar, millet olmamızın bütünleştirici unsuru İslam dinidir ve İslam birliğiyle çözülmekten kurtuluruz fikrini ileri sürer. Türkçüler ise bir sosyolojik birim olarak asıl gerçekliğin millet olduğunu düşüncesini ileri sürer. Ülken ise doğrudan doğruya Türkçülük üzerine eleştirilerle Anadoluculuk görüşünü geliştirmiştir. Türkçülüğün dünya şartlarında gerçekçi olmadığını düşünen Ülken, bunun karşısında sosyolojik gerçeklere daha uygun gördüğü Anadoluculuğu ileri sürmüştür. Ülken'e göre kavramların gerçek manalarını kavrayabilmek için hangi şartlarda ortaya çıktığını, hangi gerçeğe karşılık geldiğini ve kökenini bilmek gerekir. Ülken, soyut kavramların zihnin en hassas ve en tehlikeli oyunlarına izin verdiğini düşünür ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurgular. Aksi halde yanlış yorumlamalar, yanlış yargılar kaçınılmaz olacaktır. Bu da insanların çatışmasına yol açacaktır. Tabiat bilimleriyle manevi yani insani bilimleri birbirinden kesin biçimde ayıran Dilthey'nin aksine Hilmi Ziya Ülken ikisi arasında sağlıklı bir ilişki kurulması gerektiğini savunur. Her iki bilim alanı arasında uzlaşma sağlanmalıdır. Sosyal olayların açıklanmasında tabiat bilimlerinin yöntemlerinden de yararlanmak gerekmektedir. Ülken'e göre sosyolojinin asıl konusu monografiler aracılığıyla parçalardan bütünlere doğru gitmek üzere toplumsal yapıları incelemektir. Yapılacak bu araştırmanın amacı yaşayan toplum tiplerini inceleyerek geçmişteki toplumları aydınlatmak, toplumun idare ve eğitiminde de bu araştırmalardan faydalanmaktır. Ülkenin bakış açısına göre sosyoloji, sosyal yapılar içinde meydana gelen olayları, değişmeleri ve sosyal ilişkileri inceler. Bunlar arasındaki sosyal ilişki önemlidir. Ülken'e göre bu sosyal ilişki kavramının dayandığı temel iş organizasyon olaylarıdır. Sosyal değerler, sosyal iş organizasyonunun fonksiyonudurlar. İş organizasyonları sosyal alanın temelini oluşturan çift karakterli olaylardır. Sosyal alanda bütün sosyal olayların temeli Ülken'e göre iş organizasyon olaylarıdır. Bu temel olaylar üzerinde meydana çıkan din, ahlak, hukuk, sanat, tefekkür gibi sosyal olayları ikincil sosyal olaylar olarak tanımlar. Sosyolojinin yakın tarihinde geliştirilen 3 yöntem öne çıkar. Sosyal monografi, istatistik yöntem ve tarihi yöntem. Bunlar sosyal gerçekliğin değişik boyutlarını ortaya çıkarmak için kullanılır. Ülken bu 3 yöntemin birbirini tamamlayıcı şekilde kullanılabileceğini düşünür. Sosyal gerçekliğin bilgisine ancak böyle ulaşılabileceğine inanır. Hilmi Ziya Ülken toplumsal alanda katı nedensellik hakim olmadığını savunur. Toplumsal alanda egemen olan yapıyı doğru anlamak gerekir. Toplumun karmaşık örgüsüne yalnız bir cephesinden bakmak daima yanlış olmuştur. 2 olay türünden birine asıl, diğerine gölge olay denilemez. İkisi de zamandaş olaylardır. Toplumsal yaşam birçok nedenle değişime uğrar. İnsan nüfusundaki hareketler, iklim ve coğrafyanın etkisi, siyasi organizasyonlar ve gelişmeler, dini ve ahlaki şartlar bu nedenler arasındadır. Bunların sadece birini değişmenin sebebi olarak genellemek yanlış olacaktır. Ne yazık ki sosyoloji tarihinde bu yanlışa çok düşünmüştür. Bu sayılan faktörler belli dönemlerde bazı toplumları farklı derecelerde etkileyebilmiştir. Osmanlı içindeki Türklerde milli bilinci uyandırmayı ve diğer Türklerle bütünleşmeyi hedefleyen Türkçülük akımı, Turan idealiyle dünya üzerinde yaşayan bütün Türkleri bütünleştirmeyi hedeflemiştir. Ülkenin Anadoluculuk veya memleketçilik adını verdiği görüşü bu zeminde ortaya çıkmıştır. Anadoluculukla sınırları ve başlangıç tarihi belli bir millet anlayışı doğdu. Turancıların hayali vatan fikri yerine gerçek vatan fikri ortaya kondu. Dil, din ve siyaset birliğinin bir millet olmakta yetmeyeceği, mütareke sonrasında yaşanan olaylar sonucunda ortaya çıkmıştı. Bu iddialara ek olarak Ülken, milliyetin ısmarlama ve yamama bir şey olmayıp ancak yaşanılan asli bir hayatın dilde, fikirde, işte bir olan bir toplum tipinin bilincinden ibaret olduğunu belirtir. Ülken'e göre millet ve yurt kavramları birbirinden ayrılmaz 2 parçadır. Milletin üzerinde yaşadığı ve dayandığı toprak vatandır, yurttur. Yurt düşüncesi kendisini oluşturan çeşitli ögeler ne olursa olsun milletin dayanağı olan temel ve değiştirilemez gerçektir. Bu nedenle manevi hayatımızın ve kıymetlerimizin en önde gelenlerinden biridir. Değerli arkadaşlarım, gelin şimdi bir başka sosyoloğun Niyazi Berkes'in sosyoloji hakkındaki görüşlerini kavramaya çalışalım. Niyazi Berkes 1908 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nde sosyoloji üzerine çalıştı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ve McGill Üniversitesi Graduate Studies and Research Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Kanada McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör oldu. Emekli olduktan sonra İngiltere'ye yerleşen Niyazi Berkes, 18 Aralık 1988'de İngiltere'de Hyde'da öldü. Niyazi Berkes, Türkiye'nin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte yaşadığı dönüşüm sürecinde yaşamıştır. İlgi alanı bu değişim üzerinde odaklanır. Bazı Ankara Köyleri üzerine bir araştırma adlı eseri, Türk sosyolojisinin ilk monografileri arasındadır. Berkes'in en önemli eseri The Development of Secularism in Turkey ismiyle 1964 yılında İngilizce olarak basılmıştır. Kitabın Türkçesi 1973 yılında Türkiye'de Çağdaşlaşma ismiyle yayınlanmıştır. Türk İktisat Tarihi adlı eserinde Osmanlı-Türk toplum yapısını, ekonomik özelliklerini ve meydana gelen yapısal değişmeleri ayrıntılı olarak ele almıştır. Suriye, Lübnan, Mısır, Tunus ve Cezayir'e yapmış olduğu gezilerden elde ettiği izlenimlerini İslamlık, Ulusçuluk, Sosyalizm adlı kitabında toplamıştır. Batı sosyolojisindeki ilerlemeci ve evrenselci teorilere uygun şekilde toplumun geri kalmışlıktan modernliğe doğru nasıl geliştiğini göstermeye çalışır. Analizlerini bu çerçeve içinde modernleşme anlamında çağdaşlaşma, sosyal değişme, yenileşme, batılılaşma, uluslaşma, ulusçuluk, sekülerleşme, laiklik gibi kavramlar üzerinde yoğunlaştırır. Bu kavramlar Niyazi Berkes'in sosyolojisini anlamakta önemli anahtarlar durumundadır. Berkes'in diğer eserleri Türkiye'de Çağdaşlaşma, Atatürk ve Devrimleridir. Niyazi Berkes modernleşme yerine bilinçli olarak çağdaşlaşma kavramını kullanır. Ona göre çağdaşlaşma bir süreci ifade eder. Bu süreçte geleneksel ve kalıplaşmış yapılar yeni biçimlere dönüşmektedir. Tarihimizin son yüzyılları geri kalmışlıktan kurtulmak için alınan radikal kararlarla ilerlemeye çalışmakla geçmiştir. Buna Cumhuriyet devrimlerini de ilave etmek gerekir. Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma adlı kitabında son 200 yıl boyunca ülkemizde meydana gelen sosyal değişmeleri ve sosyal yapımıza bağlı temel sorunları çözümlemeye çalışmıştır. Bunu yaparken de içinde yer aldığı toplumun farklılığını görerek özgün analizlere girişmiştir. Berkes, Türk toplumunda çağdaşlaşmayı incelerken toplumdaki sekülerleşmeye ve laikliğe özel bir önem verir. Bir toplumun çağdaşlaşması için ilerlemesini engelleyen her türlü eski kalıplardan kurtulunması gerekir. Modernleşmenin en önemli özelliklerinden birisi insan aklının öne çıkartılması ve toplumsal hayatın sekülerleştirilmesidir. Bu anlamda laiklik bir siyasi sistem olarak Batı toplumlarını kilise ve İncil baskısından kurtarmış ve rahatlatmıştır. Berkes bu süreci önemser ve Türkiye'nin çağdaşlaşmasında laiklik ve sekülerleşmenin önemini vurgular. Berkes'e göre laiklik yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir. Bu yüzeysel bir yaklaşımdır. Mesele geri kalmış bir toplumun ilerleyebilmesi için yapılanları ve yapılması gerekenleri anlayabilmektir. Batı'nın bir kesiminde laisizm terimine eş olarak kullanılan sekülerizm sözcüğü meseleyi anlatmakta daha kapsamlıdır. Çünkü burada anlatılmak istenen bir toplumun eski engellerinden kurtularak çağdaşlaşmasında esas olan unsurlardır. Bu iki terim doğrudan çağdaşlaşmayla birlikte anlam kazanmaktadır. Bu çağdaşlaşma ise Türk toplumunun kendisine özgü şartları içinde çağdaşlaşmasıdır. Batı'daki laikliğe dayalı çağdaşlaşma süreci bizde daha farklı olmak zorundadır. Bu süreci en iyi açıklayacak kavramsa sekülerizm olmalıdır. Berkes, sekülerleşme ve çağdaşlaşma kavramlarını kullanmayı tercih eder. Sosyolojik olarak incelemeye çalıştığı toplumsal değişme sürecini anlayabilmek için bu kavramlar arasındaki farkların ortaya konmasını önemli görür. Sorunun laiklik kavramına yüklenen dar anlamda din-devlet ya da devlet-kilise ayrımı noktasında olmadığını, daha geniş anlamda kutsallaşmış gelenek boyunduruğundan kurtulma noktasında düğümlendiğini belirtir. Ona göre birincisi ikincisinin birçok görüntüsünden yalnız biridir. Berkes, çağdaşlaşmayla birlikte dinselleşme eğiliminin devreye girdiğini düşünür. Dinselleşme, çağdaşlaşmaya karşı kaplumbağanın kabuğuna çekilmesi gibi bir korunma çabasıdır. Her çağdaşlaşma döneminin arkasından bir dinselleşme humması başlar. Osmanlı Devleti'nin ve toplumunun geri kalmışlığını aşmak için başlatılan çabalar oldukça zorluk içinde olmuştur. Avrupa'nın ilerlediğini gören aydınların bir kısmı bunun gerçek boyutlarını anlamak yerine taklit ederek aşabileceğimiz gibi bir yanılmaya düşmüşlerdir. Berkes bunun da bir çözüm olmadığını vurgular. Batılılaşma, Batı toplumlarından bağımsızlaşarak gerçekleşebilir. Taklit asla bir çözüm değildir. Geçmişte de bu hataya düşünmüştür. Niyazi Berkes, Batı karşısında geri kalmışlığımızın çözümünün yine Batı'nın geliştirmiş olduğu çağdaşlaşma başarısında yattığına inanır. Berkes, Cumhuriyet devrimleriyle bu imkanı yakaladığımızı düşünür. Buna bağlı olarak Türk Ulusçuluğu olarak adlandırdığı milliyetçilik kavramını hem çağdaşlaşmanın kendisine hem de Batı karşısındaki farklılığımıza bağlar. Milliyetçilik, Berkes'te Milli Kurtuluş Savaşı, Atatürk devrimleri ve çağdaşlaşma bağlamında anlam kazanır. Bu anlamın mimarı ise bizzat Atatürk'tür. Türk ulusçuluğu Atatürk'ün verdiği mücadelede şekillenmiştir ve Kemalizm adıyla da ifade edilebilir. Bu anlamda Kemalizm veya Türk ulusçuluğu geçmişin kalıplaşmış geleneklerine bağlı olmayan, geleceği dönüştürecek devrimci atılımların gücünü taşıyan ilerlemeci bir akımdır ve Türk ulusçuluğu kesinlikle taklitçi bir batıcılığa karşıdır. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.